Bugün benim YouTube'da ikinci yıl dönümüm. Buna özel bir video yapmak istedim. Ne yapacağımı gerçekten çok düşündüm. Bununla ilgili büyük bir resim yapmayı düşündüm. Tuval yapmayı düşündüm. Bir böyle kutlama yapmayı düşündüm. Ama en sonunda kendimi anlatmaya karar verdim. Daha doğrusu buraya geliş hikayemi anlatmak istedim. Ve bu da benim eğitim öğretim hayatımdan başlıyor. Şimdi size kısaca böyle bir eğitim öğretim hayatımı anlatacağım. Hem de bu sıra bana çok fazla sordunuz. Abla sen ne iş yapıyorsun? Abla sen nesin? Abla senin mesleğin ne? Sorularına da cevap vermiş olacağım. Çünkü gerçekten bayağı bir soruyorsunuz. Sormakta da haklısınız çünkü bu konuda ciddi anlamda çok kafa karıştırıcıyım. Ben olsam ben de bana sorardım. En başından başlıyorum. Bayağı en başından ilkokula başlama hikayemden. Şimdi ben küçükken ablam okula gidiyormuş ve ablamın arkasından bakıp ben de gitmek istiyorum diye ağlıyormuşum. Benim annem babam da bu küçük çocuktur ağlar ağlar susar dememişler ve beni kalkmışlar gerçekten okula yazdırmışlar. Ve anaokulda değil direkt ilkokul. Ve ben daha çok çok küçükken böyle tam 6 yaşında bile değilken İlkokula başlamışım. Hatta beni almıyorlarmış neredeyse. Bu kız çok küçük diye. Böylece 12 yıllık eğitim öğretim hayatım başlamış oldum. Öğrencilik hayatım boyunca çok tembel de olmadığım, çok çalışkan da olmadığım, hep kendi halinde takılan bir öğrenci oldum. Ta ki üniversite sınavına kadar. Üniversite sınavında bana ders çalışmam gerektiğini söylediler ve benim bu hayatta en nefret ettiğim şeylerden birisi ders çalışmaktı. Çünkü çok fazla dersi aynı anda çalışıyordum. Hem matematik, Türkçe, coğrafya falan. Hiçbirisini anlamıyordum, hiçbirisini yapamıyordum ya da yapamadığımı düşünüyordum. Bu şekilde iğrenç bir üniversite sınavına çalıştım. Bir yılın sonunda sınava girdim, çıktım ve şu cümleyi kurdum. Beni ne geliyorsa gönderin. Ne olduğu umurumda değil. Sadece ben gitmek istiyorum. Ben bir yıl daha üniversite sınavına asla çalışmam diye kendimi parçaladığımı hatırlıyorum. Ve benim babam da edebiyat öğretmeni. Kendisinin seçebileceği en iyi bölümlerden birisi olarak bana dedi ki Türkçe öğretmenliği geliyor, Türkçe öğretmenliğine gidebilirsin. Aynı zamanda o sıra bana gastronomi de geliyordu ve ben Türkçe öğretmenliği, gastronomi arasında kararsız kaldım ve Türkçe öğretmenliğini seçtim. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliğine başladım. Türkçe öğretmenliği okuduğum süre boyunca bölümden asla nefret etmedim çünkü kötü bir bölüm değildi. Türkçe öğretmenliği yani. Edebiyat dersleri falan görüyorduk. Ben zaten kitap okumayı ortalama seven birisiyim diye 3 yıllık bu şekilde bir üniversite hayatım oldu. Çok güzel günlerim de oldu. Çok kötü zamanlarım da oldu. Ve üniversitede 3. sınıfı bitirdim. O sıra insanlar sürekli KPSS'den bahsetmeye başladılar. Öğretmenlik yapmayla ilgili konuşmaya başladılar. Ve insanlar bunu konuştukça çevremde ben şunu fark ettim ki evet bölümü okurken nefret etmiyordum ama ben öğretmenlik yapmak istemiyorum. Hem de başka bir seçenek olsa onu seçerim. Yani bayılmıyorum öğretmenliğe. Öyle hayalimin mesleği değil yani. Ve bunu etrafımdaki insanlarla konuştukça Türkiye'de şunu görmeye başladım ki kimse hayalindeki mesleği yapmıyor. Hiç kimse mutlu oldu işte değil. Hiç kimse mutlu olduğu meslekte değil ve bu durum benim canımı daha da sıkmaya başladı. Çözüm yolları aradım kendime ve bulduğum en iyi çözüm yollarından birisi de sosyal medyaya başlamak oldu. Ben üniversitede 4. sınıfa geçtim. Kendime küçük bir ekipman aldım. Bütün ekipmanım tek bir tripoddu. Tripodumu aldım, yurda gittim ve yurtta çizim videoları çekmeye başladım. Yapabileceğim o sıra en iyi videolar üretmeye başladım ki gerçekten çok kötü videolar. Sadece tripodu üstte sabitleyip altta çizim yaptım ve hızlandırabildiğim kadar hızlandırıp tüm sosyal medyalarda paylaştım. O sırada Türkçe öğretmenliğinde 4. sınıfı okuyordum. Böyle kendi kendime bir yandan video çekiyordum, bir yandan da üniversiteyi bitirmeye çalışıyordum. Gerçekten benim için bazen çok zor oluyordu. Özellikle mesela sınav haftalarında, staja gittiğim zamanlarda falan ayrıca bir video çekmeye çalışmak benim için zordu ve hiçbir şey bilmiyordum sosyal medya hakkında. YouTube'a video yüklemesini bile bilmiyordum yani gerçekten bilmiyordum. Ama hepsini bir şekilde öğrenmeye çalıştım ve bir yandan üniversiteyi okuyup bir yandan da videoları çektim. Sonra tekrar üniversite sınavlarına başvuru başlamıştı. Ben dedim ki bir daha ben üniversite sınavına gireceğim. Çünkü
Öğretmenlik konusunda halen kararsızdım. Sene oldu 2020. Hepinizin bildiği üzere pandemi oldu ve ben pılımı pırtımı toplayıp evime döndüm. Mezuniyeti bile evde yaptık. Okulda bir keple atamadım. Bu da hep içimde bir ukde olarak kaldı. Ama bu sırada benim için güzel yönlerden birisi de pandemi oldu ve evde çok fazla zamanım var ve sosyal medyaya yüklendim. Bu kadar çok uğraşmamın karşılığını da en çok TikTok'ta aldım. TikTok'ta gerçekten çok güzel bir ilerleme kaydettiğime inanıyorum ve çok güzel insanlarla orada tanıştığıma gerçekten inanıyorum. Bu şekilde sosyal medyaya devam ederken üniversite tercihleri oldu ve ben hani ilk başta kararsız kalmıştım ya Türkçe öğretmenliği mi okuyayım, gastronomi mi diye. Bu benim hep içimde ukde kaldı. Hep acaba yanlış bölümümü seçtim diye düşündüm. Ve bu düşüncelerin sonucunda aşçılığı tercih ettim ve aşçılığa başladım. Geçen yıl eğitim hep online olduğu için biliyorsunuz. Ben de aşçılığın ilk sınıfını online olarak bitirmiş oldum. Bir yandan aşçılık okuyordum, bir yandan sosyal medya içerik üretmeye son hızla devam ediyordum. Bir sürede öğretmenlik yaptım, çalışıyordum. Yani geçen yıl bayağı karışık geçti ve geçen yıl da gerçekten hayatımdaki en eğlenceli yaptığım şeylerden birisi resim çizmek, bunu videoya çekmek ve sizlerle paylaşmaktı. Ve şu ana bugüne geldik. Bu yıl okullar yüz yüze açıldı, üniversiteler de başladı ve benim şuna karar vermem gerekiyordu. Öğretmenliği mi yapacağım, gidip aşçılığı mı okuyacağım yoksa sosyal medyaya mı sadece devam edeceğim diye. Öğretmenlik yapmak kafamdaki ilk elediğim seçeneklerden birisi oldu. Ve aşçılığı okumayı çok istiyordum diye aşçılığı okumaya karar verdim. Ama tabii ki de asla ve asla sosyal medyayı da bırakmak istemem. Ve bir yandan da hala sosyal medyaya devam ediyorum. Şu an için gerçekten ikisini bir arada götürmek zor oluyor. Çünkü 2 yıllık bir evde olma sürecinden sonra tekrardan sabahın köründe kalkıp okula gidince böyle bir vücudum şaşırıyor. Sen ne yapıyorsun? Gidip yatman gerek falan şu an diye. Ama devam ettiriyorum. Bir şekilde yapıyorum. En azından mesela şu an bu videoyu çekiyorum. Bazen sabah erkenden kalkıp video çekiyorum. Bazen geceleyin video çekiyorum. Editlerini yapıyorum. Ve yetiştiriyorum. Çünkü gerçekten şu an hayatımda en sevdiğim kısım sosyal medya. Videonun başında ilk sorduğum soruya dönüyorum. Senin mesleğin ne sorusunu. Anlattığım üzere meslek hayatım gayet karışık ve insanlar bana ne iş yapıyorsun dediğinde tek kelimeyle cevap veremiyorum. Şöyle söylüyorum, öğretmenim ama şu an çalışmıyorum. İkinci üniversite olarak aşçılık okuyorum ve sosyal medyada içerik üretiyorum. Aslında o kadar da karışık değil ama genelde insanlar anlamayıp bana bunun üzerine 3-4 tane daha soru soruyorlar. İlerisi için düşündüğümde gerçekten halen kafam karışık. Öğretmenlikten nefret ediyor muyum? Hayır. Ama yapmak istiyor muyum? Hayır. Aşçılığı seviyor muyum? Evet, çok seviyorum. Ama bu iş alanında çalışmak istiyor muyum? Hayır, çünkü aşçılık çok yorucu. Peki resim çizmeyi, sosyal medyayı seviyor muyum? Evet. Buna devam etmek istiyor muyum? Kesinlikle evet. Şu an iş hayatı olarak da kafamdaki sorular ve cevapları bunlar. Umarım iki hayır bir evetle hayatıma devam edebilirim ve bir 3-5 yıl sonra insanlar bana ne iş yapıyorsun diye sorduğunda tek kelimeyle cevap verebilirim. Sonuç olarak size teşekkür etmek istiyorum. Yani burada nasıl bu sonucu çıkaracağız onu da bilmiyorum ama teşekkür ederim. Çünkü şu an hayatımda İyi ki dedim, en büyük kısım sosyal medya. Hani sadece direkt olarak sosyal medyada değil, çizim yapmayı çok seviyorum. Ve günümüz şartlarında bir çizimi ancak sosyal medyada gösterip insanlarla paylaşıp ve bu şekilde çizim üzerinden ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Ve daha da çok seviyorum sizi. Şu an YouTube'da 740 abonem var. Çok çok düşük bir rakam. Ama rakamlara takılmak istemiyorum ve bir şekilde ilerleyeceğime inanıyorum ya da bilmiyorum, buna inanmak istiyorum. Ve beni şu an takip eden, beni destekleyen 740 kişiye çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu 740 kişi olmasaydı şu ana kadar bile gelmezdim.
çok daha önceden bırakırdım ya da bu kadar düzenli olarak video atmazdım. Bu kadar çok kendimi geliştirmeye çalışmazdım. Gerçekten oradaki rakam çok düşük görünebilir ama benim için çok ama çok önemli. Bugün benim YouTube'a başlamamın tam ikinci yıl dönümü. İyi ki ben YouTube'a başlamışım. İyi ki siz buradasınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize güzel bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Ufak bir not. Bu videonun ilham kaynağı Ecmen Soylu. En sevdiğim YouTuberlardan birisinin Ecmen Soylu olduğunu söylemiş miydim size bilmiyorum. Galiba söylememiştim. Ecmen'i gerçekten çok ama çok seviyorum ve en sevdiğim video türleri de arkadan bir hikaye anlatıp çok çok güzel böyle editler olan şu video türlerinden birisi. Ve ben de bu videomu öyle yapmak istedim. Yani ilham kaynağımız Ecmen Soylu.